Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Binance davası üzerine konuşacağız ve bir takım altcoin'lere etkilerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi Binance davası özellikle iki kripto para üzerinde etkili olmuştur. Bunlar Shiba ve xRP olacaktır. Tabi Binance tarafından gelen hareketle birlikte Voyager üzerinde bir satın alım yapaması, yapamaması Binance üyesini arkadaşlar. En nihayetinde Voyager'ın elindeki çok yüklü bir Shiba miktarının devam eden süreçte satılabileceği anlamını yineliyordu. Aynı zamanda bu kadar yüklü bir Shiba tutan Binance üyesinde bu olumsuz haberi alması Shipcoin hususunda bir Aşağı yönlü hareketi tetiklemişti. Şu an devam etmemek suretiyle. XRP CFTC dava ettiği için ilerleyen süreçte XRP'nin secde olan davası hususunda CFTC'nin arkadaşlar XRP'yi de bir MTA olarak belirlemesi ki bu ihtimal çok yüksek. Üzerine XRP coin tarafında pozitif hareketler olmuştur ve olmaya devam etmesi beklenmektedir arkadaşlar. Biliyorsunuz bu arada e, gün içerisinde e, avukatın yaptığı yorumlardan dolayı Ripple davasının bitişi beklenmektedir. Fakat bunun olma olasılığı da bir o kadar düşüktür. Gerçekçi olmak lazım gelecekse. Binance için sonun başlangıcı mı? Kripto paralar için tarihi süreç. Müşteri rezervi ve hacim büyüklüğü bakımından bu arada Binance üyesinin 8 trilyon civarında şibası var. Müşteri rezervi ve Hacim büyüklüğü bakımından kral kripto para borsası Binance önemli bir dönüm noktasına geldi. Yatırımcılar son gelişmeden fazla etkilenmemiş olsa da bu olayın sonuçları tüm kripto para piyasalarını etkileyecek. Elbette konu CFTC davası. Peki bu davayı nasıl okumak gerekiyor diyor. Evet piyasayı etkileyecek. Fiyat anlamında öyle aman aman bir etkilenme olmayacak ama e, borsaların arkadaşlar içerideki Güçler dengesini değiştireceğine Kesinlikle inanıyorum Ve Binance'ın büyük düşüşler yaşayacağının Farkındayım arkadaşlar Durum böyle olacaktır Haricinde Mahkemenin sonucuyla birlikte piyasadaki Pek çok borsada Burada zan altında kalacaktır Binans davası Binans küresel ölçekte Devletlerle karşı karşıya Birçok kez geldi Hatta 2021 yılında Büyük bir çapraz saldırı bile başladı. Ancak tüm bunları diyalogla çözmeyi başardı. ABD düzenleyicilerinin de bugün ve geçmişte binans borsasını hedefleyen bir dizi soruşturması oldu. E, oldu. Genel olarak e, Çin kökenli olması ve e, batıdan doğuya fon kaydırma adı altındaki e, şüphelerinden ve e, bu şekildeki artık nasıl denir e, şüphelerinden dolayı denir işte arkadaşlar. Bunları yapmışlardır. Hatta bazıları 2018 yılına kadar uzanıyor. Son olarak ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu 28 Mart'ta CEO'su CZ ve eski baş uyum sorumlusu Samuel Lim ile birlikte binans aleyhine bir dava açtı. Bu dava binans borsasının türev hizmetlerini uygun piyasa düzenleyicilerine kaydolmadan ABD müşterilerine sunarak ABD türev... Yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor. CFTC, binance borsasını uyum yerine ticari endişelere odaklanmakla suçluyor. E, doğru söylüyorlar arkadaşlar. Ya maalesef doğru. Binance bunu sadece ABD'de yapmadı. Ülkemizde de bu ihlali yapıyor. Fakat tabi burada e, şartlar o kadar konuyla alakalı sıkı değil. Ama ABD tarafı maalesef CFTC haklı. Dava aynı zamanda CFTC'nin sadece borsaya karşı değil, aynı zamanda Zao ve Lime karşı da suçlamalarda bulunması nedeniyle manşetlere taşındı. Ya tabii ki e, burada adamlar şey yani e, bu hareketi, bu stratejiyi yöneten kişiler. Sorumlular yani. ABD'li düzenleyici kurum ayrıca Binance ve CEO'sunu MTB borsası yasası ve kontrol edilen yabancı şirket kurallarını 7 kez ihlal etmekle suçladı. Amerikan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nde günlük ekonominin yönetici editörü olan David Waugh şunları söyledi. Önemli düzenleyici eylemler binansın ticari faaliyetlerini giderek ABD dışına kaydırmasına neden olabilir. Dahası Binance US'in bölgedeki Bitcoin işlem hacmindeki büyük payı göz önüne alındığında borsanın Amerika'daki operasyonların potansiyel olarak kapanması Yatırımcılar alternatif platformlara geçmediği sürece yurt içi işlem hacminde bir düşüşe yol açabilir. Ya ben de sürekli bunu söylüyorum zaten. Adamlar bu mahkemeyle birlikte ABD'yi kaybedecekler. Dolayısıyla genel olarak kaybedecekler arkadaşlar. ABD'de çok büyük bir e, yatırımcı vardır. CFTC daha önce Tether ve Bitfinex'e karşı düzenleyici yaptırım davaları açarak, büyük şirketlerin peşinden aktif olarak gitti ve bu da kripto ortamında büyük değişikliklere neden oldu. Doğru. Binance davasını kim kazanır? CFTC Zaun'un Binance yöneticileriyle yaptığı özel görüşmeler dahil birçok kanıt topladı. Bazı piyasa uzmanları bunun ABD'deki küresel kripto borsasının kaderini çok iyi belirleyeceğine inanıyor. Smart Blocks'un kurucusu Mark Fidelman bu davanın Binance ABD şubesi için sonun başlangıcı olabileceğini söylüyor. Doğru. Binance bölgede çok ciddi bir pazar payı yakaladı ve bu ağır suçlamalar borsanın buradaki hizmetlerini durdurmasına neden olabilir. Bu da doğru. E bunları, zaten bunları çok uzun konuştuk vaktiyle. Binance önemli bir piyasa likiditesi kaynağıdır. Önemli piyasa yapıcılar alım satım gerçekleştirmek ve likidite elde etmek için Binance borsasını kullanıyor. Piyasanın fiyat ve likitte kaynağı bulma kapasitesi, binans borsasının faaliyetlerinde yaşanacak herhangi bir aksaklıktan endişelenecektir, etkilenecektir. Bunun sonucunda yatırımcılar zarar görecek, devam eden bu soruşturmaların ve CFTC iddialarının çoğu bu noktada yalnızca suçlamalardan ibaret olsa ve mahkemede kanıtlanmamış olsa da Dijital Varlık Bankası Fireblocks'un baş hukuk ve uyum sorumlusu Jason şunları söylüyor. Ee, maalesef kanıtlanacak ve e, Binance çok ciddi sıkıntı çekecek. Binance'ın nihai olarak nasıl etkilendiğine bağlı olarak bu durum küresel dijital varlık piyasalarında şok dalgaları yaratabilir. İyi ya da kötü Binance üzerinden geçen küresel işlemlerin hacmi göz önüne alındığında artık kritik bir finansal piyasa altyapısına benziyor. Binance borsasının yaşayacağı bir sorun tüm kripto pazarını olumsuz etkileyecek. Şimdi Temelde aynı işte olduğu için emtia düzenleyicisinden bir yaptırım şikayeti alan farklı bir borsanız var. Kripto için bu her iki e, dünyanın da en kötü Coinbase ve Binance aynı zamanda hedefe kondu. Doğru arkadaşlar. Sonuç olarak dava somut delillere dayandığı için Binance büyük ihtimalle ceza alacak. 2020 yılında örnekte CFTC 100 milyon dolarlık cezanın ardından Bitmex borsasının yakasını bırakmıştı. En iyi senaryo Binas Borsası'nı sadece bir para cezayla bu süreçten hayır e, Bitmex'in peşini bırakmadı. Olayın üstüne Bitmex bir daha kural ihlali yapamadı. Yani büyük bir hacim düşüklüğü yaşadı. Ondan sonra Binas Bitmex'in yerini aldı zaten. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.